Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem nerede? Servis arabasındayım. Servise gidiyorum akşam. Gerçi daha yarım saat var servisin hareket başlamasına. Bir yerde çekip bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü akşam trafiği ne olur ne olmaz diye ben erken çıkıyorum. Bakın burası arkadaşlar. O 100 yılın projesi dediler ya. Toplu konutu, TOKİ'nin. İşte burası o. Bakın evler böyle. Bakın şurada da var evler. Görüyorsunuz. İnan devam ediyor inşaatlar. Bakın bu arazi arkadaşlar, bilen arkadaşlarımız bilir, Mahmut Bey'den Habiblere doğru giderken askeri alanı sağ tarafı burası. İşte bu konutlar yeni yapılıyor arkadaşlar. O 100 yılın projesi deyip yapılan işte o, hani bakın aşağılarda da var, teyilerde aşağılarda da var. Hani birçok burada çok ev yapılıyor, bayağı bir ev yapılıyor burada. Sayısını net bilmeden yalanı söylemek istemiyorum. Evet, neyse arkadaşlar. Habiblere doğru geliyoruz. Birazdan çekip oturacağım arabada. Kesinleşti arkadaşlar. Çarşamba günü sonmuş. Müzeyi kapatıyorlarmış. Çarşamba günü son seferimizi atacakmışız. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Bakalım. Biz de bir harfiyat işine bakacağım. Harfiyata gideceğim. Yani bu servis işi anladım. Yok, bana göre değil abi. Harfiyat yine çat pat bundan kat kat daha iyi. Valla ne yaptık arkadaşlar? Bugün sabahleyin gittim. O küçük oğlanla birlikte. Aracı kaportacının kapısından aldık. Dediğim gibi o makasıyla konuşmuştuk. Fakat o da bize maalesef ancak Perşembe Cuma günü arabaya elleyebileceğini söylemişti. Yerini bilmiyordum ben onun. Sabah arabayı ben bir yere çektim arkadaşlar, sanayide. Allah'tan da orada güvenlik arkadaştan izin alayım dedim, hani ayıp olmasın. Güvenliğin yanına gittim. O da dedi ki abi dedi, bu çektiğin yerler kiralık dedi. Aylık kiraya verilmiş dedi. Hani sahibi var dedi. Oraya çekme dedi. İşte dedim ki falan makasçı nerede dedim. O dedi ki şurada dedi. Gir dedi, göreceksin dedi. Ben de iyi dedim. Dedim gideyim makasçının oralara, hem usta bir baksın arabaya falan filan. Hani öyle düşündüm ben. Neyse, her şeyde derler ya bir hayır vardır diye. Arkadaşlar. Gittim oraya. Makasçıyı geçtim. Bir 3-4 dükkan geçtim. Görmedim daha doğrusu makasçının orada şeyini. Bir baktım başka bir makas yazıyor. Tabelada numarası var ustanın. Tuttum onu aradım. Dükkanın önünde boştu. Dedim böyle böyle bir şey var usta dedim. Çünkü öteki bana dedi ya hani çarşamba perşembeye kalır dedi ya. Şey perşembe cumaya. Hemen bunu aradım. Dedim usta böyle böyle bir durumumuz var dedim. Yardımcı olur musun, yapar mısın falan filan. Ya dedi biz o arabaları yapmıyoruz dedi. Yine aynı terena arkadaşlar. Sanki ne varsa bizim arabalarda biz onları yapınca para vermiyoruz herhalde. Neyse. Dedi sen tamam yine ya usta şöyleydi böyle dedi. Tamam bekle dedi, geliyorum ben dedi. Dükkanın önünde beklerken onun ustaları geldi. Dükkanı açtılar arkadaşlar. Ben de öyle dedi işte bizim ustanın haberi var mı patronum? Dedim var. O bekle dedi. O zaman gir içeri dediler. Girdim. Bunlar patada kütede başladılar sökmeye arkadaşlar. Ön iki makası söktük arkadaşlar. Ön iki makasımızda çıkan olay. Şöyle yanaşayım şuraya. Ondan sonra sohbete devam edelim. Çıkan olay arkadaşlar, bir tane sol taraftan zaten ufak bir ses geliyordu. Rahatsızlığım da ondandı zaten. Diyordum hani ön takım ön takım. Yok, ön takımda bir şey yok. Maşallah var ön takımın. Şey yaptık arkadaşlar. Söktüler makasları. Ön sol makaslı ana kat kırık çıktı. Pardon, ikinci kat kırık çıktı. Ana kat değil, ikinci kat kırık çıktı arkadaşlar. Ondan sonra birer tane de takviye makas attılar önlere. İyi oldu yani takviye makas atmaları. Ondan sonra tuttular o makasların burçlarını, pimlerini falan filan. O sarı burçları vardır onların arkadaşlar. O sarı burçlarını. Ondan sonra ön gergi demiri vardır. O gergi demirinin takozlarını falan hepsini güzelce değiştirdik arkadaşlar. Şıkır şıkır oldu. Hatta ön makasların altına birer tane de takviye takoz attılar herhalde. Öyle tahmin ediyorum. İşte taktılar, değiştiler. Güzelce yaptılar.
Arkalara dedi gerek yok şu an dedi. Hem yani zaten maddi yönden de dedim işte bir bakalım önden ne kadar olursa falan filan. Valla 7500 lira dedi. 500'ünü alma dedim işte. Tamam dedi o da bir şey demedi. 7000 liraya bizim arkadaşlar ön makaslar yapıldı bitti. Yalnız şöyle söyleyeyim. Adam kendinden sıfır makas kullandı. O dedim ya ikinci kat makasımız kırık diye. İkinci kat makas bulamadılar arkadaşlar. Çünkü bu Iveco arabaların artık makasları her yerde bulunmuyor maalesef. İstanbul'da çünkü bu arabadan fazla yok. Hani varsa da işte öyle. Bulunuyor da işte zor bulunuyor. Neyse adam tuttu. Bir makas getirdi. Kendi yeni makas getirdi. Anakat. Onun anakatını kullandık. Benim anakatı da kesip mecbur ikinci kat yaptık. O da öyle oldu arkadaşlar işte. O kırık makasın yerine onu koydu. Bir tane de takviye attım. Attı tabii attı. O aklıma geldi arkadaşlar. Lan diyorum şimdi aklıma geldi. Bu benim anakatı kesti. Benden onun parası yok almadı. Adam bir de takviye attı tabii. O benim kırık makas benimdi zaten. Neyse işte yine eline koluna sağlık yaptı. Arabanın bindim arabaya maşallah yolda yürüyüşü mürüyüşü değişti. Bir de arkadaşlar tabii ben bunu Manisa'dan aldığımda Alaşehir'den aldım ben bu arabayı 1,5 sene önce. Alaşehir'den otobana girdim. Arka sol iç lastiğim patladı arkadaşlar. Benim arkalar şambiyelli ön dubleks. Otobanda nerede lastikçi bulacaksın? Ha şurada yaptırırım, burada yaptırırım. Ha vardı, yoktu. Anandı, babandı derken biz İstanbul'u bulduk. Arabayı da getirdim, öyle çektim evin önüne. Arkadaşlar. Neyse şöyle dönme şu arkadaşı çekmeyelim. Bakın burası tır garajı. Tırlar giriyor. 1,5 senedir o arka sol iç lastiğim patlaktı arkadaşlar evin önünde dururken. Sağa sola yine bugün mesela gittim geldim yine çember çank 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 ses yapıyor. Dedim şu lastiğe de baktırayım nasıl durumu falan. Söktürdüm lastiği de. Oradan çıkışta lastikçiye uğradım arkadaşın oraya. Şambiyel tabii paramparça. Kolay mı yani? Tam Manisa'dan buraya geldi öyle. Zaten dubleks lastik alacağım da. Şimdilik hani dursun arabanın altında. Hani muayeneye kadar dursun. Muayeneden geçer zaten bu lastiklerde. Her neyse arkadaşlar. Bir şambiyel aldım. Lastiği de yaptı. Öteki lastiği de hava vurduk güzelce ne. Onu da çıkardık aradan. Arabayı getirdim, kapının önüne çektim. İşte İstanbul'da malum bugün yarın eve çok şiddetli yağmur var. Salı günü öyle dediler meteorolojiden. Yağmurdan sonra havalar ısınır ısınmaz arkadaşlar. Arabanın alt pütürünü atacağım. Kendim yapacağım. Arabanın altına gireceğim. Hakkımız hayırlısı diyelim. İnşallah. Yapacağız arkadaşlar. Başka çaremiz yok yani. Yapacağız. Mal bizim malımız. Servis işi de dediğim gibi çarşamba günü son arkadaşlar. Akşama alacağım, teslim edeceğim arabayı. Öyle konuştuk mal sahibine. Servis bulursa bulur, bulamazsa ben harfiyata şimdiden başladım hatta bakmaya. Öyle diyebilirim. Var bir araba da gece çağırıyor. O da gece gitmem ben. Bakalım hakkımız hayırlısı. Buluruz biz gündüz arabaya. Sıkıntı yok. Bakın güzel bir man gidiyor mesela. Bunlar benim işim. Evet. Olaylar, durumlar budur arkadaşlar. Karavandan sonra devam ederim. Sizin için hemen, benim için artık yarın falan karavandan çekim yaparım. Yağmur yağarsa binerim karavandan. Bir yağmurun altında sohbet muhabbet ederiz arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi harfiyatla ilgili yine harfiyata döneceğiz. Harfiyatla ilgili ne bileyim karavanla ilgili sormak istediğiniz önerileriniz varsa alta yorumlara yazın arkadaşlar. Bilgim doğrultusunda elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Birazdan devam ediyoruz hemen. Sizin için hemen, benim için yarın. Evet arkadaşlar, karavanın içindeyim. Bakın işte karavan çalışır yürür halde. Şu an şeyden çıktım arkadaşlar.
Kaportacıdan Allah'a şükürler olsun aldık arabayı. Makasçıdan da çıkardım arabayı. Ya yürüsene hemşerim, ne yapıyorsun sen ya? Allah aşkına ya. Oradan da çıkardık arabayı arkadaşlar. Hayırlısıyla evimize doğru gidiyoruz. Kaldık ışıkların ortasında. Şu adam yürürse gideceğiz. Aa, cenaze var bir de. Evet, karavandan bu ilk videomuz arkadaşlar. Ha, dediğim gibi ön makasları da yaptırdım arkadaşlar. Söktürdüm, taktırdım, yaptırdım. Allah'ın izniyle bitti. Bakalım hayırlısı. Şurayı geçeyim de açalım arkadaşlar. Geldim, karavanın içindeyim. Az evvel seyrettiğiniz kısım arkadaşlar, karavanı sanayiden getirirken ufak bir video çekmek istedim. Hani karavanı, bu arabayı karavan olarak ilk kullanışımdı. Bir yere yani götürdük getirdik. 1,5 senedir garibim yatıyordu. İşte bir sanayiye gitti geldi. Ama dediğim gibi o ön makaslarını, burçlarını falanını filanını arkadaşlar, o viraj demiri falan var. Onları güzelce yaptırınca arkadaşlar gerçekten hoşuma gitti araba. Ses seda kesildi. Şimdi bugün şey yapacaktım arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Pütür almıştım. Pütürü yapacaktım fakat yapamadık. Sebebi yağmur yağacak dediler İstanbul'da. Ama maalesef ki yağmur mağmur yok. Yağmur mağmur yağmıyor. Böyle bir şeye düştük. Biz de o yüzden şimdi böyle garip garip bekliyoruz arkadaşlar. Bugün böyle geçti yani. Yoksa pütürü yavaş yavaş atmaya başlayacağım arabaya. Pütürü atacağım altına. Ondan sonra elektrikçiye arabayı, bu elektrik işleri yapılacak. Sonra doğru TSE ile muayene, Allah izin verirse arabayı sokacağız artık arkadaşlar. Bakalım hakkımız hayırlısı. Her şeyin hayırlısı diyelim. Nasıl olacak, nasıl bitecek, hepsini göreceğiz arkadaşlar. Yaşayıp göreceğiz. Şimdi evimizin önündeyiz. Servis arabasında dediğim gibi arkadaşlar, bu yarın akşam büyük ihtimalle arabayı teslim edeceğim. Bakalım hakkımız hayırlısı. Yani kapanıyormuş. Kapansın, ne yapayım ya, yapacak bir şey yok. Bu arada arabayı sanayiye götürdüğümde arkadaşlar bakın, yastığım, battaniyem, merdiveni de buraya koydum. Bunun yeri aslında yatağın altı da işte biz yola çıkmadığımız için, hani daha şey olmadığı için, bitmediği için tam olarak her şey her yerde. O gün erken gitmiştim, arabam çekme belgeli diye sabah namazıyla kalkıp sanayiye gitmiştim. Bir battaniyeyle yastık aldım ki yatarım diye, öyle bir uzandım orada. Yani onu da yaptık. Yani gerçekten insan bir değişik duygular içinde oluyor. İnşallah şu arabayla bir gezip dolanırız. Ama gerçekten şey yapıyorum arkadaşlar. Bakıyorum şimdi piyasadaki arabalara bakıyorum arkadaşlar. Yani şu camları koymayla öyle isabetli işler yapmışım ki. Yani şu camı açıyorsunuz şöyle. İşte böyle açıyorsun. Ondan sonra buyurun. Böyle açıyorsun. Ha işte mis gibi. Sinekliğini de kapat. Ah. Sinek de girmesi. Ah mis gibi tertemiz, otur burada. Hemen bak, hava hemen arabanın içine girdi. Bu camları yapmayla çok iyi karar vermişim. Şimdi ben görüyorum adamlar, bakıyorum. Tabi haliyle bazı sitelere şey yaptık, hani karavan bilmem alımı satımı olsun, bu su ne bileyim işte. Onlara takip ediyorum onları. Facebook'tan olsun, oradan buradan olsun, WhatsApp'tan olsun, işte YouTube'dan olsun. Bakıyorum arabalara arkadaşlar, şu camları koymuyorlar. Arabaların içinde böyle havasız. Hani camsız, karavan camı olmayan arabayı ben anlamıyorum yani. Nasıl oluyor? Adam şu üstüne hiç ellememiş. Arabanın bırak üstüne ellemeyi arkadaşlar, orijinal halen. Fabrikasyon bu şeyleri, terekleri duruyor yani. Hani bu şeyler, otobüslere binerseniz üstlere valizinizi korsunuz ya ufak valiz. Ha, onlar halen duruyor ya, adam onları bile sökmemiş. 600-700 bin lira para istiyor arabasına, satlığa çıkarmış. Yani kardeşim sen, ne bileyim bilmiyorum da, hani ne yatırdın da arabaya, ne istiyorsun? Şimdi ben aslında bir masraf videosu çekmedim. Benim bir masraf videosu çekmem lazım aslında. Çünkü ben
Yani gerçekten iyi para harcadım bu arabaya, iyi para döktüm. Hani şu sinekliklere bile 5.000 lira para verdim arkadaşlar. Bakın burada 1, orada 2, orada 3, orada 4, orada 5, burada 6, burada 7, burada 8, orada 9. 9-10 tane sineklikli perde yaptırdım ben. Adam bir tane yaptırmıyor. Şu perdeleri misalen, bunlar da kaç, 3-4 bin lira para verdim ya şu perdelere. Bu perdeler, orası kapanıyor, burası kapanıyor. Hani bu ara kapanıyor böyle. Orada var, burada var, işte burada. Yani bunlar arkadaşlar hepsi parayla olan şeyler. Adamlara bakıyorum arkadaşlar, hiçbir şey yapmamışlar, etmemişler ama iş paraya gelince maalesef anasının gözünü istiyorlar. Bilmiyorum. O yüzden de fiyatlar yukarıya doğru çıkıyor. Bakalım hakkımız hayırlısı. Enerji sistemi dersen benimki hani bana göre A kalite. Ben bir tek invertörümü binlik aldım. Tansiyonlu akıllı invertör. Orada bir işte şey yaptım. Yoksa normalinde bilmediğimizden orada. Mesela şimdi bir daha karavan yapacak olsam bu sefer 3.000'lik alırım. Çünkü çamaşır makinesi de korum o zaman. Zaten benim arabamda bir tek çamaşır makinesi eksik arkadaşlar. Geri kalan her şey var. Çamaşır makinesini de koymak için ne yapacağız? Enerji sistemimize bir panel, bir akü daha ekleyeceğiz. Bir de invertörü değiştireceğiz. O zaman olur. Ya da o basit bir çamaşır makineleri var. O plastik böyle kapanıyor, kova gibi bir şey. Bir acayip bir şey. Ya da ondan bir tane alacaksın 2-3 bin liraya. Ondan kullanacaksın. Yani invertöre gerek yok. Sonra o makinede yere de gerek yok. O çünkü acayip ufacık bir şey böyle kapanıyor. Bu merdiven gibi mesela. Kocaman merdiven, hepsi bu. Kapandı mıydı bu kadar kalıyor. Halbuki 3 metre 20 santim boyunda. Tuvaletimiz burada. Buzdolabımız boy buzdolabı. Ondan sonra mutfak tezgahımız oralar buralar hepsi hazır. Hakkımız hayırlısı arkadaşlar. Bakalım ya. Bu işte üst üstüne geldi her şey. Bakacağız, halledeceğiz bir şekilde. Arabamızı muayeneye sokacağız. Dediğim gibi arabayı getirirken sanayiden gelirken o arka sol iş lastiğimi de değiştirdim. Benim arkadaş Şambiyeli arkadaşlar. Önler dubleks. Bakacağım. Gerekirse arkaya 4 tane dubleks lastik alacağım, atacağım. Gerekirse, gerekmezse almayacağım. Bakalım. Hakkımız hayırlısı diyelim. İşte arabanın şu pütür işini halletsem. Sonra elektrik işi var işte. Onu yapacağız. Evet. Neyse arkadaşlar, şimdilik bu kadar diyelim buradan, videodan. Akşam serviste görüşmek üzere. Akşam serviste de görüşürüz. Zaten yarın da servisin sonlandırmasını yapacağız. Yarın da bir tane video çekerim servis arabasından son. Kısmetse. Ondan sonra servis arabasını teslim ederiz. Arabanın sahibinde, bu arada servis arabasının sahibinde babaannesi ölmüş. Memleketine gitti, Malatya'ya. Allah rahmet eylesin diyelim buradan. Sonra şu arabamızı temizleyelim. Bu halı fleksleri falan hep sereceğiz arkadaşlar. Evet. Tamam. Servis arabasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Cümleten günaydın diyeyim. Neredeyim? Balat sahildeyim arkadaşlar. Bugün 1 Mayıs biliyorsunuz işçi bayramı. O yüzden Taksim meydan kapanmış. Hatta ben şu an Balat'tayım. Bakın trafik tam buradan kapalı. Polisler buradan veriyor trafiği. Geri döndürüyor arabaları yani. Bu gelen istikamet Alibeyköy'den bu tarafa gelen istikamet. GKR 315. GKR 315. Böyle arada kaçanlar da oluyor. Millet burada arabasından iniyor. Yayan devam ediyor. Taksim istikametine, Eminönü, Karaköy istikametine gidecekler. Burada iniyor araçlarından arkadaşlar. Bakın durmadan burada bir tartışma var. Durmadan burada polise neyi tartışıyor? Bunlar da emir kulu aslında. Şu güzel evlere bakın arkadaşlar.
Bakın. Anlamıyor. Halk anlamıyor. Sanıyor ki bu memurlar kapatıyor burayı. Evet, tekneler de burada arkadaşlar. Çok güzel tekneler var. Kiralık bunlar hepsi. Evet. Kısmetimize hafiften bir yağmur da atıyor öyle suratımıza. Dediğim gibi 1 Mayıs dolayısıyla kapalı her yer. Yani bu Taksim istikameti kapalı. Yapacak bir şey yok. Biz de buraya kadar anca gelebildik. Aracı çektik buraya. Gündüzcü arkadaşlar gitti. Şimdi gececileri bekliyorum. Onlar gelsin, gideceğim. Bu tramvay çalışıyor arkadaşlar. Sahildeki tramvay. Görüyorsunuz şu tekneleri yakından çekeyim size. Tramvay geliyor da tramvay gitsin. Evlere bakın arkadaşlar, ne güzel. Bakın. Tarihi evler. Küçük küçük. Şu evin genişliğine bakın şunu. Şuna bakın. Bu da aynı. Yani evlerin ön cepheleri çok ufak. Bakın şu, mesela şu yat güzel. Bunlar hep çıralık arkadaşlar. Ve ufaklı büyüklü. Bakın her boyu var. Her boyu var burada. Bakın zaten bunun, bakın şurada tabela var. Tabelada yazıyor kiralık diye. İşte Türk bayrağının yanında. Dikkat ediyorsanız bakın şu Türk bayrağının yanında bir yazı var. Orada kiralık falan filan diye yazıyor. Geliyorsunuz buradan kiralıyorsunuz. Boğaz turu yapıyorsunuz. Evet. Bugün son arkadaşlar. Galata Kulesi. Orada. Bakın Galata Kulesi'ni de şöyle az yaklaştırayım, alabildiğim kadar. İşte tüm güzelliğiyle. O Galata Kulesi'nin önündeki şu şeydi arkadaşlar, şurada sahildeki vincin, kule vinci var bir tane, o arkadaşlar. Evet, polis bağırıp çağırıyor, bizi de kovacak buradan da işte. Denk getiremiyor. Yani arabada durmuyorum. Arabada dursam kovar beni de. Mağazadan aşağı indim o yüzden. Evet arkadaşlar. Şu karşıda güzel bir şey var. Bakın şöyle yaklaştırayım. Aha bu. Bu arada bir tane şey gidiyor. Aha. Bunu çekmek de varmış kısmette. Şu bina diyorum arkadaşlar, çok güzel bir yapı. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir yapı. Bu da ayrı bir zevk ya, böyle tekneyle falan gezmek. Hiç böyle bir özentimiz yok ama, çünkü yüzmeyi bilmiyoruz, sudan korkuyoruz. Vallahi polis bağırıp çağırıyor. Masur hiç o tarafa bakmıyor, beni de kovacak çünkü. Evet arkadaşlar. Devam ederiz. Açarım servis bitiminde. Sohbet muhabbet ederiz. Çünkü var ufak tefek anlatacaklarım. Evet arkadaşlar. Servis bitti. Buranın olayı bitti yani. Sabah. Yani son gün olmaz olmaz derler ya arkadaşlar. Sabah bir olay oldu. Anlatayım size. Dün akşam. Bugün 1 Mayıs diye herhalde zannediyorum. Müzede çoğu arkadaşa istirahat vermişler. 3 kişi çalışacakmış. Neyse bunlar aracın kalkış saatini oynadılar. Ben dedim ki ya dedim yapmayın dedim, hani oynamayın falan dedim. Her neyse bunlar yok abi falan filan. Neyse biz 15 dakika gecikmeli çıktık yola arkadaşlar. Gittik bir gideriz bam. Az önce seyrettiniz. Yolları kapatmışlar. Halbuki vaktinde gitsek var ya, köprüyü geçeceğiz yani. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Rahatlıkla onları götüreceğim. Öteki arkadaşları da alıp döneceğim. Sabah bir dünya rezillik yaşadık. Ondan sonra ya dedim ki ben de kardeşim niye dedim hani arabanız
servis saatlerini oynuyorsunuz dedim. Hani oynamayın dedim. Bir kişi de olsa, beş kişi de olsa, yirmi de olsa arabanın bir belli saati var. O saatte bu araba kalkar gider. Yok işte şöyleydi de böyleydi de yine başladılar ukala ukala konuşmaya. Dedim ya neyse tamam kalktırmayalım. Son gün hiç gerek yok. Boşu boşuna dışarıda bir yerde karşılaşsak selam verelim yani. Birbirimizin kalbini kırmanın bir anlamı yok. Öyle dedik ve konuyu kapattık. Sabah sabah yine böyle bir macera yaşadık arkadaşlar. Ya ben anlamıyorum bu insanları. Yürü babacığım. Anlamıyorum ben bu insanları ya. Orada bile, bakın orada bile saatle oynayan kendileri gidemedik, edemedik. Yine ben suçlu oldum. Yok arkadaşlar bu servis işi yok. İnsanlarla uğraşıyor. Yani servisçi değil. Biz servisine çektik önceden. Havaalanına çektim. Ben oraya buraya çektim. Ben hiç mi hiç kimseyle ya kimseyle ne konuşurdum ne tartışırdım. Misalen hep yani herkes binerdi. Aslanlar gibi günaydın. İnerken de iyi günler. Çıkar giderdi. Bunlar arkadaşlar ya burunlarından kıl aldırmıyorlar. Her türlü haltı yiyorlar. Halze yiyorlar. Nasıl Ramazan'da da o bize oyun oynadılar. Ramazan'da da adamlar oruç tutmuyor, bir şey yapmıyorlar. İftar yemeğine gidiyorlar. Oruç tutmuyorlar, bir şey yapmıyorlar. Ertesi iki gün sonra da Arnavut şarabı içmeye gidiyorlar. Rakı mangal yapmaya gidiyorlar Belgrad Ormanı'na. Bizi kullanıyorlar. Orada da biz suçlu çıktık. Yani ben bunların burada bir ayda arkadaşlar hiçbir konuda haklı olamadım bir türlü. Allah'tan işte günümüz saatimiz doldu da neyse tesadüf oldu. Bakacağız kendimize bir harfiyat işi bakacağız arkadaşlar. Bu servis işi benim pek kafamı sarmadı. Kısmetimiz neredeyse oraya bakacağız. Evet arkadaşlar. Ya da böyle havaalanı servisi olursa bak olur. Havaalanının çünkü kişileri sizden hiç muhatap olmuyor. Siz de olmuyor. Durağa geliyorsunuz, alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Bunlar öyle değil ki arkadaşlar ya. Bunlar diyelim 10 geçe araba oradan geçiyorsa tam 10 geçe geliyorlar oraya. Ya bir 9 geçe gel kardeşim. Yani bir ya bir 2 dakika önce gel ya. Trafik oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yok arkadaşlar gelmiyorlar. Böyle bir gıcıklıklar. Allah yollarını açık etsin. Onların da bizim de herkes işine baksın. Ya yürüyün babacığım. Boşken gitmezler. Şuradan iki araba gelse hemen var ya şeytana dönerler ya. Evet arkadaşlar. Bu videoda yani hem oradan hem buradan hem şuradan her şey oldu bu videoda. Balat'ı bile çekmiş olduk. İnşallah bundan sonra bir iki tane herhalde ya karavan videosu olur ya olmaz. Çünkü pütür atacağız daha karavana. Yürüsene abicim. Karavana pütür atacağız. Onun videosunu çekebilirsem çekerim arkadaşlar. Zaten hemen araba bulursam da harfiyata başlayacağım. Bakalım kısmet alın yazısı neyse arkadaşlar o olacak. Sizden her zaman dediğim gibi sizden ricam arkadaşlar yorum yapıp beğeni butonuna basmanız. Bakalım kısmet neyse o olacak arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi ekmeğini böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırtısız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizden benim ricam yorum yapmanız ve beğeni butonuna basmanız. Eşinize, dostunuza görüyorsunuz abi 400 belki 400 tane video oldu. Yani bizim videolarımız belli arkadaşlar. Biz öyle kimseyi ne kandırıyoruz, ne şey diyoruz, ne de hani elimizden geldiği kadar kötü kelime kullanmamaya dikkat ediyoruz. Ve kullanmıyorum da zaten. Gönül rahatlığına eşinize, dostunuza seyrettirebilirsiniz arkadaşlar. Bir kişi bir kişidir bizim için. Abone olmayı da unutmayın. Bugüne kadar hiç söylemiyordum ama söyleyeyim hadi. Abone sayısı çakıldı kaldı. Bir iki kişi bile gelmedi daha. Demek ki harfiyat videosu lazım arkadaşlar. Öyle diyelim. Olsun. O da olur. Selametle kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun.